sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar 7-13 Ağustos haftasına hoş geldiniz. Sevgili kovalar, evet sizin için yılın önemli bir dönemi. Aslında herkes için yılın önemli bir dönemi. 2017'nin ikinci tutulma döngüsünü Ağustos ayında yaşayacağız. İlkini Şubat ayında yaşamıştık ve bu zamana kadar o Şubat ayındaki tutulmalar genel anlamda büyük planda, büyük resimde hayatımızda belirleyici olmuştu. Şimdi Ağustos ayında da bir ay tutulması, bir güneş tutulması var. Kova ve Aslan burçlarında ve kadersel ay düğümleri de Aslan ve Kova aksında şu anda. Kuşkusuz bu ne demek? Siz de bir Kova burcusunuz. Diğer sabitler gibi sizin için de hayatınızın önemli bir döngüsünü yaşıyorsunuz. Yani bu ay düğümlerinin burcunuzda bulunduğu süreç, önümüzdeki 1,5 yıllık süreç sizin de yaşamınızda bazı önemli değişimleri, dönüşümleri tetikleyebilir. Evet, şimdi bu tutulmalar bunları bir şekilde gündeme getirecek. İlk tutulmamız ayın 7'sinde olacak. Pazartesi günü akşam 21.10'da 15 derece Kova burcunda olacak bu ay tutulması. Evet, özellikle Şubat'ın ilk haftası içerisinde doğduysanız sizin için çok daha önemli. Çünkü güneşinizle temas edecek ve yaşamınızda çok daha kadersel, belirleyici etkiler oluşturabilir. Doğum haritalarınızdaki temasa göre, aldığı etkilere göre bu tutulmanın da enerjileri sizi az veya çok etkileyecektir. Evet, diğer bir tutulmayı da 21 Ağustos'ta yaşayacağız. O da Aslan burcunda meydana gelecek. Aslında her iki tutulmada bir şekilde birbirini tamamlayan tutulmalar. Kova tutulması, bu tutulmayla beraber her şeyden önce yaşamınızda bazı önemli tetiklenmeler olabilir. Yaşama bakışınızda, beklentilerinizde, ilişkileriniz, kariyerinizle ilgili konularda yeni kararlar verebilirsiniz. Bazı tamamlanmalar olabilir ya da bazı başlangıçlar olabilir. Ay tutulmalarında ay dolunay fazında olacağı için kuşkusuz üzerimizdeki enerjisi de çok yoğun. Duygusal ve bedensel hassas olabileceğiniz bir dönemdesiniz. O nedenle kendinize hani sağlık olarak da dikkat etmelisiniz. Herhangi bir şey hissederseniz tutulmaya yakın, tutulmadan sonra bunu ihmal etmemeye çalışın. Kendinize dikkat etmeye çalışın. Bunun yanı sıra fiziksel olarak da, imaj olarak da kendinizde önemli değişimler yapmak isteyebilirsiniz. Toplum önünde de bir şekilde dikkat çekebileceğiniz bir dönem. Belki yaptığınız işler, bazı başarılar elde edebilirsiniz. Veya statünüzle ilgili, toplum önündeki duruşunuzla ilgili dikkat çekebileceğiniz bir dönem. Çünkü dolunay ve tutulma sizi bir şekilde mercek altına alacak diyebiliriz. Evet, Jüpiter şu sıralarda terazi burcunda, Satürn yay burcunda. Bu iki gezegenin Uranüs Koç burcunda, yani aslında gökyüzünde şu anda birçok önemli gezegenden güçlü ve destekleyici açılar alıyorsunuz. Jüpiter'den hem tutulma hem siz güzel bir üçgen alıyorsunuz. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda bu tutulmanın sizi ilerletici, destekleyici, pozitif etkiler taşıdığını, şanslı bir tutulma olduğunu söyleyebiliriz. Yani tutulmayla beraber olumsuz ve kısıtlayıcı bazı durumlar yaşamaktansa aslında daha destekleyici, daha şanslı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Yani bazı sıkışık enerjilerin çözümlenmesi, hiç beklemediğiniz yerden bazı fırsatların karşımıza çıkması, kapıların açılması gibi konular örneğin. Jüpiter'in de terazi burcunda olduğunu düşünürsek özellikle yabancı kültürlerle bağlantılı işte akademik konular, eğitim gibi konular, medya yayıncılıkla ilgili işler, hukuksal işlerde önemli açılımlar, önemli destekler olabilir. Ve bu tutulmayı takip eden bu 6 aylık dönemde daha fazla gezeceğinizi, daha fazla seyahat edebileceğinizi söyleyebiliriz. Yurt dışı seyahatleri de daha fazla olabilir sevgili kovalar bu dönemde özellikle. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşça kalın.